Evet. House of Dragon videoları bitti siz. Ama bizim muhabbete çok alıştık dediniz. Biz de size NBA videosu hazırladık. Ne alaka diyenler <laughs> olabilir bir anda. O Biz ejderha izliyorduk. Biz anlamayız basketboldan da diyebilirsiniz. Okey olabilir ama muhabbet sevdiyseniz yeni programımız var. Ve adı hakkında hiçbir fikrimiz yok. <laughs> Şu anda bir ismi de yok. Ama şunu söyleyebilirim. Benim normalde tek başıma yaptığım NBA gündem videolarında. Hani ben orada günlük haberler ve iki takımın detaylı e, teknik taktiğini paylaşıyordum. Öyle olmayacak. Biraz daha böyle yine gündem olacak ama daha belli başlı genel konular. İşte Mesela bugün gündemi hapseden konumuz zaten Brooklyn Nets, Kyrie Irving, Udoka, bütün ne kadar çarşaf varsa bunlar. Mesela bunu konuşacağız. Daha e, dedikodu, daha böyle e, saplamalı muhabbet şeklinde olacak. <laughs> Mert'in konu ne olursa olsun biz dedikoduya bağlıyız. Evet, evet. Bir anda... <laughs> House of Dragon'da dedi. Abi saray dedikodusu çok iyi falan. Bu <laughs> programa isim buldum az önce. Sen ha, konuşurken. Ne buldun? Aegon. Aegon. <laughs> <laughs> NBA Aegon. <laughs> Olabilir. 8. Aegon. 8. Aegon. Her bunu koyuyor abi. Evet Biz de bunu. <laughs> bir hayır vardır bunda. Egon 6 yazıyor böyle kimse anlamıyor. Ama yapsak her bölüm değil mi? Egon yeni bölüm 7. Yeni bölüm 8. Egon 8. Böyle bir espri olabilir yani işin içinde. Bu arada bilmeyenler için tabii Mert'i de biraz anlatayım. Biz aslında yıllardır basketbol konuşuyoruz Mert'le. Hatta kendisi şu an Avustralya'da. Amatör bir ligde <laughs> yıllık basketbol oynuyor. Amatörlük dedin sağ ol abi. <laughs> amatör, değil? mahalli, mahalli amatörüm. <laughs> ee, biz yıllardır konuşuyoruz. Kendisi Dallas fanıdır. Bilmiyorum eskisi kadar böyle çılgın fan mısın ama eskiden bayağı bir hararetli yıllarca Antoine Walker dövüp. <laughs> Avery Johnson, Eric Dampier. Evet ya Eric Dampier'lı yıllardır. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Jason Terry'lerden buralara geldik yani geldiğimiz noktada. Dedim ki gel bir de o kadar House of Dragon konuştuk. Yıllardır NBA muhabbetinde. Bu arada hani Telegram'da çok tartışıyoruz yani. vallahi benim kafam... Kazmak zor oluyor video yapmaya. Aynen. <laughs> Tam bu yüzden <laughs> senle yazarak tartışamayacağım. Gel buraya burada konuşacağız diye. <laughs> Çünkü konuş. Şimdi konuşalım. <laughs> <laughs> video yapalım dedik deyip o zaman giriyorum. Bugünün zaten e bu videoya bilmiyorum kaç konusu var. Bir konusu varsa bana bir konu olacak. İki konusu varsa iki dolar bir. Sığmazsa yeni bir videoda anlatırız. Bugünün konusu zaten net. Brooklyn Nets, Kyrie Irving. Kyrie Irving'in antisemitik bir film olan. Daha doğrusu bir kitapmış bu galiba. Ee, neydi? Negroes the Hebrew. The... Tuhaf bir adı var. Hebrew bir şeyler bir şeyler. Ben zaten konusuna baktım. Okey dedim yani. Tam böyle full, full <laughs> Konulu Konuluk konuş abi. Full komple teorisi. İşte şeytanın ayetleri. Dünyayı şeytanlar yönetiyor falan. Baya böyle bullshit. Komple teorisi kitap yani. Kayrı da bunu paylaşıp antisemitik e bir tavır takındı. Kendi artık fark etti mi fark etmedi mi yani. Geri zekalı olduğu için biraz da bilmiyorum bunu fark ettim ama. <laughs> fark etmez mi abi? <laughs> Şey demiş ya Kerim Abdülcabbar o da blogunda yazıyor. Şey demiş. Aa, herif evet. o kadar bubble içinde ki yesmenleriyle dolu ki hani kafasız da çalışmıyor zaten. <laughs> Bayağı orada kalmış böyle hani kimse kimse ona bir şey de demez. O inanmıştır falan diyor yani böyle. O olabilir zaten. <laughs> Amerika'daki siyah komünitenin marjinal şeylerinden biridir yani. ilk çıktığında bu mesele şeydi zaten. Abi New York metrosunda dinliyorduk biz bu. <gülüyor> şey, <gülüyor> homeless dayılardan bu teorileri. Aynen bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu böyle kayra alıp ana akıma getirdi sağ olsun. Sonra diyor ki bir de hani Aa ben nasıl bir şeyim olabilir canım? Hani kim olabilir ben? İşte öyle oluyor abi. Marjinal teorileri alıp ana akıma getiriyorsun. E tabii ki abi. Nasıl bir etkim olabilir? Ne kadar kötü oğlum. Kendisi etkim var diye aslında bir yandan da komüniteye yardım etmeye çalışan konuşan da biri ya. Aşı evet. karşıt aşı karşıtı olduğunda da şey demişti. Satanik kilise aslında siyahileri çiplemeye çalışıyor falan gibi bir şey. <laughs> Abi biz bu bu adam ilk um, flat earthçü düz dünyacı çıktığında ben hatırlıyorum biz konuşmuştuk. Oğlum evet. bu adam trollüyor mu yoksa harbiden buna inanıyor mu diye o zaman <laughs> emin değildik. ...meğerse adam trollemiyormuş. <laughs> evet ya <laughs> bayağı. Çok bir şekilde Düz dünya teorisini, ah şimdi adını hatırlamıyorum kimdi de bir kitap var. İşte düz dünya teorisini ilk He, ortaya yok. atan teoricilerden birinin yazdığı kitap var. O kitap böyle düz dünya olarak başlıyor. İkinci yarısı antisemitik. İşte <laughs> Yahudiler Dünya ele geçiriyorlar bilmem ne diye gidiyor. İnanılmaz o zaman be. ben okumuştum böyle bir şeyler işte Kayrı düz dünya muhabbeti diye. Düz dünya... Her zaman antisemitizme çıkar yazan adamları vardı böyle. Ben yani. anlamamıştım o zaman da. Ne alakası var lan Fren diye. Versem <laughs> harbiden öylemiş. Yani, evet yani şey ne, zaten nerede teori olursa olsun bir şekilde dünyayı yöneten Yahudilere falan çıkıyor ya. E tabii bir mastermind <laughs> arıyorlar abi çünkü. Yani o mastermind Aynen. genelde de o para bunlarda ise <laughs> Yahudilerdir falan gibi böyle saçma sapan. Gibi böyle. Ya ilimine oluyor ya Yahudiler oluyor. Aynen ya. İşte böyle şey gibi kayır gibi <laughs> adamlar da artık, artık. <laughs> inanılmaz bir şey yani herifin Ya Aa. inanılmaz bir şey dediğim şöyle. NBA oyuncu profili olarak sosyoekonomik olarak harbiden dezavantajlı yerlerden geliyor yani. Evet yani. Yıllardır bu düzelmiş gibi gözüküyor ama düzelmesinin sebebi bu adamların daha iyi eğitim alması, daha iyi, iyi yaşanması falan değil. Brand management olayıydı. Hani Kobe, LeBron sonrası, özellikle LeBron dönemi, herkes kendini bir brand olarak gördüğü için şey oldular. Yani akıllandıklarından değil de, aman abi konuşmayalım hani zamanda Michael Jordan Aynen. Kırmızı eyaletler de ayakkabı alıyor ha. hani diye. <laughs> Sen niye aktivistlik yapmıyorsun Jordan falan diye. E hacı sağcılara da satacağız bu ayakkabıyı <laughs> diye. Sonra 30 sene sonra işte 100 milyon dolar bağışladı siyah komitesine de kendini affetmeye işte çalışıyor. O en azından bir şeydi evet. ne diyeyim. Um, mesela Lebron da aynı muhabbeti şey o da aktivizme girdi. Ondan sonra Çin muhabbeti çıkınca Daryl Morey'i eleştirdi. <laughs> En azından Jordan <laughs> 200'lük yapmamış olay. Beni sokmayın benim işim var ben para kazanacağım dedi çıktı yani. Bu arada evet ya. En azından evet daha netti. Ki bak branding konusunda çok haklısın. E, ee, döneminde Dave döneminde 90'lardaki branding şuymuş aman abi bu çocuklar evlensin hemen <laughs> ailesinin Aynen. ailesinin adamı olsun fazla uzatmasınlar başımıza bela alıyorlar sonra ona buna salça alıyorlar taciz ediyorlar ki o günün tacizcileri unutuldu şu an. Hani Karmalonu falan herkes böyle efsane gibi konuşuyor. Bir kerif büyük suçlu yani. Hani bir ton isim var böyle. Hadi bugün mesela işte Udoka'yı da konuşacağız. İşte Jason Kit'te Chance Apps'ın hikayesini kaç kişi hatırlıyordur mesela? Yani çok kişi hatırlamıyordur şu anda. Yani zaten dedim ya sosyoekonomik olarak gelinen çevreler çok fazla değişmedi. Hani evet. aynı olaylar yine oluyor. Hani olayı olayı çok şaşırtıcı değil bu olayların olması. Şaşırtıcı olan um, bu kadar Kayra gibi yüksek profil bir oyuncunun bu kadar salak olmayı başarıyor olması işte branding'i branding'i de sallamayıp hani Hiç umunda değil yani. <laughs> mesela Reggie Block falan da ben Dallas takip ettiğim için o da Kyrie'nin peşinden giden bir adam ama bir yandan böyle trans aktivist falan böyle. Ha işte evet aktivisti i̇şte, var yani. yani bu tip oyuncular yani bu tip kafa hep vardı işte biz marka olacağız diye bir bastırılmıştı. Sonra işte Kayrı gibi biraz daha akılsız adamlar biraz daha öne çıkarıyorlar. Öne çıkardılar son dönemde. Peki abi şeye Ama... ne diyeceksin ya? Yani ben şunu anlamıyorum bak. E, ya bu olayın en başından beri şunu düşünüyorum. Hatta aynısını Reggie Miller da söyledi. Shaquille O'Neal da söyledi. İşte Karim de yazdı tekrar. Yani dışarıdan şu an emekli olanlar ya da yorumcular. Hatta Charles Barkley de söyledi. Daha sert giriyorlar. Yani oyuncular Kyrie Irving'i niye kolluyor abi? Ne çıkarın var? Hani e, oyuncu birliği kafası olarak tamam bak şeyi anlarım. Bir oyuncuya karşı hakkı yenen e, kendi ırkçılığı orası ya da başka bir sorun olsa zaten bunun üstüne hayvan gibi gitmeleri lazım. Sabır konusunda mesela oyuncular hemen birlik oldular. Çünkü zaten patron e, işçi hakları falan gibi bir yerden de geliyor. ya. Ama burada ben hala Kyrie'ye oğlum adam aşı karşıtı. adam Hadi komplolarını vazgeçtim. Hadi bıraktım. Artık ırkçılığa girdi herif yani. Sen bu kadar ırkçı bir komünite, ırkçılık yaşayan bir komünitenin parçasıyken senin komünitenin öne çıkan bir isminin ırkçı bir tavır takınmasına nasıl peşinden gidersin? Nasıl sessiz kalırsın? Ne çıkarın var abi kayrıda? Ben bunu anlamıyorum yani. Abi şey işte bu player empowerment era'nın um, bir dezavantajlarından birisi işte Kyrie KD mesela orada takım yönetiyor. İşte Lebron kendi takımını yönetiyor. İşte Kawhi kendi takımını yönetiyor. Bütün bu oyuncular yani belli bir seviyeye geldiklerinde takımı bir takımı resmen şeylerini alıyorlar. Hani kayra çıkıp biz yönetiyoruz zaten. Yani, Kevin Kevin'le ikimiz yönetiyoruz ya, falan diye. Gördük çok iyi. zaten. <gülüyor> <gülüyor> oyuncuların da derdi bu. Aman abi ben bozuşmayayım kimseyle? Çünkü ben yarın kontratsız kalırsam belki Kayra'nın yönettiği ya da işte Clutch'ın, Lebron'un yönettiği takım bana kontrat verir. Yani bir bu şey var hani Menajakos. ben şimdi çıkıp Yahudilerin hakkını savunacağım da Yahudi mi gelecek bana <gülüyor> <gülüyor> oynayacak yani ne? İsrail şey mi? Maccabi Tel Aviv'de -e mi oynayacağım yani? O yüzden <laughs> ben aman kimsenin tavuğuna kış demeyim diye bakıyorlar. E tabi bu kolpacılık yani de... işte. Ya bir de oyuncular Kyrie'yi seviyor abi. Senelerdir aynı şeyi dinliyoruz yani. O işte Tatum'un, Brown'un. Brown da zaten yakında patlatır bir tane beklesen. Pat o patladı. da geliyor Kyrie'nin şeyi. şeyi. E, tabii Kanye ha. konusunda ufaktan sıçmaya başladı zaten. Sonra <laughs> bir yan çizdi de. O biraz daha akıllısı şeyin. Ama ondan da bekliyorum ben bir bomba yakında. O da kendini çok akıllı zannediyor ya. Evet. Aşı konusunda i̇şte, ben saldım onu ya. Orada bitti benim için. Ha. İşte o şey... Bir bu hani aman ben kimsenin tavuğuna kış demeyeyim şeyi var. Bir de oyuncular Kairi'yi seviyorlar. Bir de şey oluyor. Direkt biraz siege mentality oluyor. Aman herkes oyunculara karşı işte. Oyuncular bir şey birlik yapsın. olmalı. <laughs> birlik olmalıyız. Sonuçta C dediğin gibi CBA muhabbetleri falan da var. Orada da hani kimse kimsenin tavuğuna kış demeyeceksin. Aman ileride bana bir şey olur diye hani. ...bozuşmayayım diye bakıyorlar. Tamam, Onun üstüne bir de... ...oyuncular arasında bu tip düşüncelerin de yaygın olması var. Yine sosyoekonomik şeye çevireceğim ama... hani adamları cahil, eğitimsiz... ...demek istemiyorum ama... ...hani böyle aşağılamış gibi söyle yapmayayım ama... ...bu konular onları aşar yani. Aşıyor hani, zaten, evet. <laughs> şöyle söyleyeyim. aktivistik yapmalarına... ...hiçbir şeyim yok o. Sağcıların meşhur. Sen topuna bak filan lafın ...şeyini söylemek istemiyorum. Ama... Belli bir konuda aktivistlik yapacaksan gidersin. Belli bir hayır kurumuyla, güvendiğin bir hayır kurumuyla, bilmem neyle işbirliği yaparsın. Onun um, Bir danışmanla çalışırsın. Yani. Bir şey yapası Ya da danışma. Her neyse. yani bu Bir de o konuya takılırsın. Kayrı gibi ben aktivistim bilmem neyim deyip de hiçbir şeyden haberin yok yani senin. Sen siyah aktivist olarak nasıl azınlık hakkı savunan biri olarak sen nasıl diğer bir yok olmasını um, <laughs> savunan bir ideolojiye destek <laughs> şey Sen nesin? Hani aktivistlik falan artık bu adamların boyunu aşar. O yüzden ya. hani çok da şey değil yani sürpriz değil. Bu bu tip şeyler var hep şey altında dolaşıyor. Bazen işte bu tip kayrı gibi adamlarla şey üzerine çıkıyor. Ya şey konusunda haklısın da ben zaten aslında orada tam tam tersini şöyle düşünüyorum. Aslında low profil oyuncuların ben hep bu e, durumlarda özellikle sözleşmelerde daha hakkını yendiğini düşünen taraftayım. Hani e, %50'si bölüşülse de oyuncular tarafından kaymak tabaka parasını aldıktan sonra büyük takımlar hele de böyle birazcık artık veteran seviyesine gelmişse bir oyuncu bir daha zaten başarılı olabilmek için 10-15 milyon kontratlara çıkamıyor. 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon artık ne toplarsa bir de böyle oynayacak vakit bulamıyor. Zaten süresi iyice kısıtlanıyor. Halbuki belki vakti olsa daha çok kendini gösterebilecek ki böyle arada yırtan oyuncular oluyor. İki sezonu çok iyi geçen bir veteran bir anda iyi bir kontrat alabiliyor. Yani Lou Williams falan bunu yaptı mesela zamanında. Yani yer, açma, yer açmak için daha çok efora ihtiyacı var. Peki Kaymak Tabaka ne yapıyor abi? Kyrie Irving'in mesela ne başarısı var abi takım yönetecek yıllardır? Mesela bugün Doncic dese de, gelse Dallas'a dese ki Abi ben biz geçen batı final oynadık. Ben şunu istiyorum dese ben kübün olarak abi haklısın derim. Ama Kayri bana gelse be, ben, takımın şey olsam. Hmm. Hacı 5 senedir bekliyoruz yani. Geçen sene yarısında oynamadı. Neyi yönetiyorsun derim. <laughs> Direkt bayağı ederim ya. Yani, hiç uğraşmam. Abi bence hiçbir şekilde. Doncic hiç bana gelse sen ben bunu istiyorum dese ben bakarız canım. Hadi güzelim dön geri derim. Yollarım yani. Sonuçta Ha ben bu sistem geç... içinde diyorum. Dediğinde haklısın evet. yoksa. Tarihin en gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu şu anda NBA'in en kötü yöneticilerinden birisi yani. <laughs> e, oyuncu olmakla takım yönetmek arasında. Dediğin evet. gibi hani Kyrie, LeBron'un bile şeyi tartışılır yani takımı e, yönetme. Sonuçta Westbrook'u altına imza atan da LeBron'du. Gördük sonunda. E, yani. Oyunculukla takım kurmak arasında akıllı takımlar bunu çoktan anladılar. Ama işte Josai gibi, Balmer gibi parası çok ama hani biz ne yapacağız abi işte şey, şeyin peşinden koşuyorlar işte o star power denilen getirelim buraya bilet satalım işte kayrı popüler popüler getirelim verelim onlara takılsınlar yani. o şu anda deneniyor yani bu player empowerment era'nın bir şeyi bu deneme süreci Deren ya abi hiç, hiç çalışmadı bu arada bak. Bu dönemde Golden State ve Milwaukee gibi takımların Toronto gibi takımları şampiyon olması da gayet <laughs> iyi oldu. Ya işte hiç yani çalışmadı abi. Hiç çalışmadı yani. Bubble Lakers var. Player Empowerment ile yönetilen takımın şampiyon olduğu. Onun da senelerdir şeyini çekiyorlar. Ha o şampiyonluğu olmasaydı keşke diyecekler yani. <laughs> Çünkü orada tamamen Lebron'un eline verdiler şeyi. Lakers'ın kontrolünü. O günden beri çıkmadı. Evet, Oktan bu Ve ordu... i̇şte bu ve Akıllı ben... takımlar buradan gerekli dersleri alacaklar abi. İşte alamayanlar da bir 10 sene daha sürünecekler. E sürünecek, paraları boşa gidecek yani. Bu arada Lakers'ın o bubble dönemi de yani en en takım takım hali yani. En iyi savunmacılar, en iyi şutörler, herkesin ağladığı. Ya ben o sene mesela bütün Lakers maçlarını playoff finalinde canlı yayın yapmıştım yine. Bak bütün seri öncesinde de işte Rondo mu oynar, Green'e ne gerek var, İşte KCP'nin eline sıçayım falan. Bütün seyirciler böyleydi. Basına bakıyorum, Amerikan basını devamlı eleştiriyor. Adamlar şampiyon oldu. Yani Morris çıktı bir maç 5 üçlük attı. KCP hayvan gibi savunma yaptı. Green'in takip savunmasını 3 yıldır arıyorlar. Hala bulamadılar. Yani öyle bir takip savunmacısı yok. şimdi boşuna ağlamasınlar yani. Ben işte bak şurada çok haklısın ama. Bu oyuncuların öne çıktı bu erada başarısızlık kaçınılmaz olduğu için bir tane böyle performans oldu mu inanılmaz yağlayıp ballıyorlar. Mesela Kayri çıksın bir gün 40 atsın. 25 gün o konuşuluyor. Arada böyle 3 atıyor, 5 atıyor. %20 ile oynuyor. Hiç konuşulmuyor abi. Hiç yok. Ya da işte Kavay 3 senedir 70 maça çıkmadı. Davis 3 katı maça çıkmış o arada. Herkes Davis gömüyor hala ama falan. <laughs> tamam Davis'i gömün de orada Kavai'ı da mı biraz acaba bir sorgulasak yani. <laughs> teoride Kavayi hala teoride şey kağıt üzerinde her sene her sene şampiyon şey de yok sadece şampiyon şey yani bu bir de Nets'te tabi bir de Durant var um, sağ olsun en çok üzerinde konuştuğumuz adamdır yani Durant um, şeyden evet. harcadı kendini maalesef Um, dünyanın en garip şeyini yaparak kariyerini Kyrie'ye bağlamayı tercih etti. <laughs> e Onun da um, salaklığı şu değil mi abi? Yıllarca ulan ben Westbrook'tan kaçacağım dedi. Gitti daha Westbrook'unu buldu Westbrook'tan. <laughs> daha Westbrook biri darsa o da Kyrie Irving'tir yani. <laughs> yani işte Dürrent maalesef ne istediğini bilmeyen bir arkadaşımız. Hala mut, kendisini mutlu edecek <laughs> şeyi arayıp duruyor senelerdir. Ama um, Kayri ona iki üç güzel cümle söyledi, hemen gitti evlendi Kayri ile <laughs> evinin hanımı oldu. Um, um, neyse dönüp dolaşıp Kayriye döneceksek geri. Hani... Aslında şöyle döneceğiz. Bak burada konuyu biraz daha genişleteyim ben sana. Kayriye döneceğiz. Aslında netse geleceğiz. Netsparan yani eşik evet. oldu. Ya daha doğrusu <laughs> Neş iyi ben... ya, Neş zaten problem abi. Aynen. Neş bence zaten kendi yani anlaşarak artık Neş böyle kaçmış da olabilir. Yeter abi falan diye böyle. Ben ona inanıyorum ya müthul olduğuna. Bu antisemitizm çıktığı gün Neş bence yok artık abi. Sen, <laughs> abi ben, senedir laf dolaştırıyorum duruyorum masanın önünde. Bunu ben dolaştıramam artık. <laughs> Herif el, el yükseltti abi hadi düz dünyayı aşı artışını falan şey yapıyorduk da artık antisemitizm yarın nedir lan bu herif şey diye mi çıkacak? School aynen. shooting falan mı yapacak? Onu mu savunmak zorunda kalacak? Onu kaldı da yani? yaptı aslında dolar yoldan. Biliyoruz onun savunan kom, Onun fake... School shooting fake diye... Aynen, aynen. meselesi. <gülüyor> 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 evet, Alex Jones meselesi de var Kyrie'nin. Aynen, yani onu da yaptı yani. <laughs> bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, Nash... Dallaslı olarak benim en sevdiğim oyunculardan... Bir... Zaten Dallaslı olmamın sebebi de... Nowitzki, Nash, Finni üçlüsüdür. Um, çok güzel daha. Ama bu se of sezonda istifa etmemesi büyük hataydı yani. Um, birazcık saygım düştü ona. Çünkü Durant artık ben neşe istemiyorum falan diye çıktığında bırakması lazım. Bak çıkacaktır orada. <laughs> ya yani bir de, bunu ne... genelde şey diye işte ben quitter değilim ben aslında şey falan diye şey yapıyorlar ama bir noktada da artık senin senin hani şeysin sen zaten hani senin buna ihtiyacın yok <laughs> Nash olarak. E tabii ki um, senin kariyerin belli, şeyin belli. Ya belki um, coaching kariyeri olarak bir şeyler düşünmüş olabilir de, yani deneyecek seni deneyecek. Bundan bir yok olmayacağını göremediyse artık Ferrell herhalde tabii. tarihin <laughs> gördüğü en akıllı basketbolculardan birisidir yani. Tabii. Um, neyse ona. Ya yine yine umurdu. bir Onu, sene bir yere suçuydu. geldiler. He? <laughs> ne? Bütün hepsi Neşin suçuydu zaten. Tabii yani. tabii. <laughs> Tek suçlu Neş'ti. Neş bile çok düzgündü. Nets dedi ki biz bu kadar düzgün bir insanla çalışmakla hata etmişiz. Şimdi <laughs> bizi Udoka'ya getireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çıktılar. Oğlum siz ben şey böyle <laughs> <laughs> durup ben size getireceğim bak birini. <laughs> Anladınız avradınızı Abradınızı <söyleyecek. gülüyor> O da bir fantastik bir şey ya. Ya bir de oğlum ha. Udoka eli sopalı adam ha bu arada. Hani... Ha o, o nasıl olacak gayriyle ben şunu anlamadım. <laughs> Evet. Hı -hı. Durant um şey de Durant takasını istediğinde Udoka ile çalışmasını istiyor diye bir muhabbet çıktıydı. Hatta oradan sonra Jaylen Brown'ı verecek mi acaba Celtics diye bir bayağı bir şey oldu. Bir hafta evet. falan o tartışıldı. Sanırım konuşulmuş muydu neydi? Sunulmuş. Evet, evet. Jaylen Brown ciddi ciddi sunulmuş deniyordu. Yani işte oradan zaten Udoka hani geçen sene oradaydı şeyden önceki sene daha doğrusu. Um, Nets'te asistan bilmeyenler de. için aynen hatırlatayım onu. Nets'te asistan bir de şeydi Amerikan bir takımında da asistandı Popovic'de. Okey. Oradan da zaten hepsiyle muhabbeti var. Hatta Tatum'la yani falan ben, orada yakınlaşmışlar. Celtics'e tabii o konuda saygım arttı. Herifler böyle Udoka sen şimdi bizim elemana mı işte, taciz mi yaptın bak <laughs> seni nasıl cezalandıracağız seni Kayri'yi hoca yapacağız falan diye adam. <laughs> abi ne yaptınız? Ben bir sene ceza verseydiniz yok yok. <laughs> şimdi hadi sıçtınız. Kayri ile uğraş. <laughs> Community service değil mi bu böyle? Zorunlu hizmete gidiyor. <laughs> Aynen Kayrı'yı ıslah etme görevi verdiler adam. Adam böyle abi vallahi hapse attın beni ya. Yani <laughs> Şart görevi oğlum hadi bakayım. <laughs> diyor, evet taciz ettim o kadını. <laughs> Ya bu arada, o da şey. <laughs> söyledi. Ha, onu, onu, şey yapacaktı. Evet. Herhalde Boston ben anlamadım Boston ne yapmaya çalıştı orada. Çünkü bir sene ceza vermelerinin sebebi um, büyük ihtimal kaybetmemekti Udoko'yu. Hani biz kovmadılar sonuçta. Evet. Um, şeyde herhalde. Suspend. Ha? Suspend ettiler ama tabii biraz bir havada kaldı o konuda yani. Sonra onun Matt Barnes'ın <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o konuda da bütün her olayı Matt Boys'un lafına bağladık. Herkes şimdi bilmiyor ne oldu, ne yaşandığını anlamadım ben yani. Sen anladın mı? Ben, ben anlamadım. Abi, benim anladığım <laughs> bak bu kadar şeyden anladığım e, bence şimdi Spurs konusunda konuşacağız. Boston bence Boston orada biraz göt. Udoka'yı bir şekilde koruyabilir miyiz'i bir düşünmüşler. O yüzden ceza bu, kesince evet. Bütün takımlar düşünüyor abi. Ya bu, bu bir kere göttü. 20 sene bütün şirkete taciz etmiş bir takımın taraftarı olarak. <gülüyor> <gülüyor> Şirkette ellenmedik insan bırakmamış bir insanın Evet bu şeyi abi. olarak. Kübün da oradan nasıl yırttı böyle. <laughs> ben duymadım evet. ya. Kaçırmışız. Hatalıyız tabii falan deyip uzadı yani. <laughs> yani yırttı. Her neyse bütün takımlar yapıyor abi. Primo'da <laughs> da konuştuk yani. Aynen Udoka ama konusu... bak Bir de hep böyle... E Ufak ufak ilerliyor. Şimdi ilk başta der ki karşılıklı bir ilişki vardı. Okey. Ama işte bizim polisimiz oymuyordu. Bu da okey, olabilir. Global şirketlerde çok ciddi polisler olabiliyor. Özellikle mesela insan kaynakları, muhasebe departmanlarının diğer departmanlarla duygusal ilişkide ya yakın ilişki kurması bile istenmeyebiliyor. Ama mesela hiç karışmayan da var. Ya da karıştırıp duruma göre değerlendiren. Hani o ilişki şirkete zarar veriyor mu ya da başka konular oluyor mu diye bakan da var. Okey, hepsi olabilir. Gerçekten bastının polis de olabilir bu ama şimdi adım adım yani diyorsun. Demiş ki... şampiyon hocayı bizim polisi şey yaptı diye kovmayacaklar. E, tabii ki tabii ki. Zaten o yüzden adım adım açtılar ya case'i. Aa biz karşılıklı <laughs> zannettik ama değilmiş. Aa sonra kötü laflar. şöyle bir cümle var diye açıklamada. <laughs> kötü laflar etmiş. Kötü laf ne oğlum? Ne demiş? Kötü laf ne? Anasına <laughs> küfretti. <laughs> Ayıp sözler o söylemiş. <laughs> Ana bacı yok demiş falan diye böyle şey. Ben bir böyle. ara Udoka Grant Williams'ı yatırdı sikti zannettim önce. <laughs> Ama değilmiş böyle sen mesela. Taciz oldu falan dedim. Aha dedim kesin Grant gitti. Udoka <laughs> bitirdi işi şey sonunda. Playoff'lar boyunca başladığı şeyi. Evet ya ne ne kızdırıyordu Grant Williams'ı geçen sezon ya. Neyse yani. <laughs> en son da dedim Udoka herhalde ...şey yaptı böyle. Vurdu bir tane. Yeri. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir de yatırdı. Gel buraya diye. Bu arada tabii Green'in olayı bunların yanında... ...şey masum kaldı. Olur abi. Yumruklu... ...falan gibi kaldı. Yani bu olayların Oğlum yanında... Green, Kairi'ye kesin bir teşekkür telefonu... ...açmıştır zaten. Aynen. Sa sağ ol. Benim. Sağ ol ya. Beni unuttu herkes bülendi. diye. Valla. Bir teşekkür, bir bir baklava... ...bir şey yollasın yani Kairi'ye. ihtiyacı var. Neyse. Odoka konusunda... ...bir de şunu ekleyeceğim. Eee... Daha sonra işte Matt Barnes'ın ben işte içeriden birisiyle konuştum. Olaylar sanıldığından çok kötü. Berbat şeyler duyduğuma geldi. Sonra başka kadınlarla da e, şey kötü bir kötü kaka şeyler yazmış onlara da falan gibi şeyler konuşuldu. Ama en son noktada hani şunu da söylemem lazım. Hani konu insanlar şeye de çektiler. Karısını aldatmış. Karısı değil bu arada. Uzun süredir açık ilişki yaşadığı bir sevgilisi var. Ee, zaten o hanımefendi de şey söylemiş yani. Hani biz açık ilişki yaşıyoruz. Evlenmek istemiyorum ben zaten diye zamanında söylemiş. Millet aldatmadan girmeye çalışıyor. Yani aldatma kendi kişinin bence kendi özel durumu. Burada yapılan aldatma. belli ki taciz var aldatma. yani. Ya aldatmadan zaten suspension vermek, yok kovmak bilmem ne direkt şey yaparsın yani. öyle um, dava açar yani sana. Ya e, tabi. Onlar kontrat feshetmek için yeterli sebepler olamaz yani. Bizim kişisel sorunumuzlar. Ben hep burada daha yüksek herhalde birilerinin karısı <laughs> gidip patronun karısıyla mı yattı bu adam ne yaptı? Ya o, dedim. O da şey çıktı var, bu arada. Board'dan birinin gene, karısıyla da beraber olduğunu söylüyorlar. Spekülasyon tabii bu da hani evet. şimdi dedikodu ne oldu. Ya ödedim ya da bu heriflerin eline dava geldi yani. Birisi açtı bunlara 50 milyon dolarlık dava. O, <laughs> o yüzden olabilir. şey işte Damage Limitation için koydular onu şeye, suspension'a. Direkt kovamadılar. Kovu meselesinde de bu CBA sayesinde ya da işte kontratların şeyi sayesinde direkt kovduğun zaman kendini legal olarak açık bırakıyorsun hani şey eğer harbiden oturtamazsan bir şeyleri kanıtlayamazsan sonra primoda da bu var mesela onu da kontratını feshetmediler wave ettiler yani evet firma alacak parasını. Ee, Hatta bak sen şey dedin Primo konusunda e, neydi? Ben onu kaçırmışım. Aslında he, olayı doktoru, yaşadı. Doktorla da bir sorun yenilememişler. Var. Ha bu bu sene mi olmuş? Evet. Oha. Ondan sonra büyük ihtimal davaya gitti zaten. Çünkü böyle bir şey varken kontratın her ne kadar kontrat olsa da eğer şirkete karşı belli bir şikayeti olan bir çalışanın kontratını yenilemezsen kendini yine yeni yasal açıdan açık bırakıyorsun. Çünkü Doğru. bu şikayet edecek diye yenilemedi diye dava ediyorlar. Buralarda da kazanmak çok zor yani bu davaları. Yani hep çalışanların Amerika'da biraz daha kolay da <laughs> Avrupa'da hayatta kazanamazsın. <laughs> Dünyanın <gülüyor> daha medeni yerlerinde çalışan zikar yani. Seni. Türkiye'de yani... bile çalışıyor ya. Çalışan hakkı işliyor yani ilginç bir şekilde. Yani zaten Udako'da da büyük ihtimal kovmak istediler ama belki hocayı kaybetmek istemediler. Bu arada hadi Nets'e gitmesini istemediler diye <laughs> suspension verildi diye dedikodu da Aa, çıktı. bak bu da olabilir. Çünkü Nets kapıda bekliyormuş yani Udoka'yı. Belli zaten şu an. <laughs> yani onu şeyin bilmemesi mümkün değil. Celtics'in. Tabii Stevens biliyordur zaten. Kovarsa direkt Nets'e gider bu herif diye. Hani suspension verdiler diye şey çıktı. Eee um, ama şey garipti yani sonuçta Celtics böyle hemen şeysiz, sorgusu, sualsiz yolladı şeyi. Hani pick falan da istemediler. Sonuçta kontratlı <laughs> hocaları. Tabii. Um, Hiçbir şey yapamazlar yani. Şey. Um, Peki abi yani şey ne? Yani Udoka konusu böyle kapanacak mı yani? Mesela bizim... Ha onu diyecektim. Burada NBA'in artık o şeyin araya girip hayır hayır o adamın daha 11 ay daha suspension'ı var demesi lazım. Böyle saçmalık olmaz yani. Ona şey dediler işte takımın kararı biz NBA olarak ceza vermiyoruz gibi bir şeye geldi de. Ben Edim Silver'ı bu konularda ben bayağı suçluyorum oğlum. Yani Silver konusunda da ceza verdiler. Kamu baskısıyla toplum baskısıyla gider gibi bir şeye geldi. Ya hacı yani. Ya satışa çıkardı öyle artık ona da fazla şey yapmak istemiyorlar çünkü. Bence Orada baskı da... kurmaları lazım abi böyle şeylerde yani. Daha yani bir şeyler şey biraz abi. korkuyor abi. Şimdi eğer e, takım sahipleri korkuyor. Eğer server'ı basarsak tekmeyi götüne sonraki ben mi olacağım diye. Cuban gibi adamlar mesela. Sabıkalı <laughs> olanlar özellikle. <laughs> e, e, bu kadar kolay olursa hani takım sahibi şutlamak ligden. E, mesela Sterling'in bence çok kolay olmasının sebebi şeyin kapıda Balmer'ın kapıda bekliyor olmasıydı. Evet bu arada. Ee, bir de ciddi işte, ses kayıtları falan da düşmüştü onun. Server konusu çok biraz da kapalı. Bir şekilde kapatılırdı yani. kapatılır da şeyde de. Ee, burada server'da biraz daha farklı. İşte dediğin gibi NBA'in devreye girmesi lazım. Yok işte bu internal policy bridge işte bizim alakamız olmaz falan diyorlar ama en azından devreye girip ne olup ne bittiğini bakmaları lazım. Eğer harbiden Matt Barnes'ın çok <laughs> nasıl NBA kaynağı oldu Matt Barnes ya. Evet Derek o. Bir gidiyordu en sona da. Bunu adamı. <gülüyor> <gülüyor> Matt Barnes da NBA'nin içinden. Her şeyi biliyor. Paparazzi oldu herif ya. <laughs> Aynen. en son Matt Barnes ismi de duyduğumda. Um, Direkt Fisher'i dövmek için şeye evet. gidiyordu. Neyse. Um, ama bak, Adam... abi bak Bir şey varsa böyle çok ağır bir şey NBA'nin devreye girmesi lazım. Abi işte onu diyorum. Bak Adam Silver'ın elinden böyle e, tuvalet kağıdı yere düşerdi, yuvarlanır tutamazsın ya. Onun gibi gidiyor bence şu anda. Ya yani üst üste geliyor her şey. Her şey patlıyor. Mesela Primo olayını çok birazcık daha açayım belki bilmeyenler vardır. E, takım psikoloğu 40 yaşında bir hanımefendi. Özellikle belirtiyorum yaşını. Çünkü Primo ona buradan saldırmaya çalıştı. Ona da geleceğim. Ee, onunla yaptığı seanslarda Primo'nun e, cinsel organını e, kendi ifadesiyle fark etmeden, e, psikologun ifadesiyle bilerek ve isteyerek birden fazla kere. Dokuz kere. 9 kere. Dokuz kere, <laughs> dokuz kere kaza aldım pardon. Çüküm dışarı çıktı bende. <laughs> ben de nasıl hiç yani bilmiyorum yani, işte. Böyle bir mal var abi. Hiç bir yere tutsan tutulmuyor. Bağlayamıyorum. Çıkıyor <laughs> dolaşıyor. <laughs> <laughs> İnanılmaz bir şey yani. Ve daha sonra da ben mesela işte bugün senden öğrendim. Bu kadınla da sözleşme yiyemiyor Spurs. Ve bu bir sene önce oluyor ilki. Daha sonra Primo gidiyor dışarıda da otelde sanırım bir tanesi. Bir tanesi de yine takımın başka bir seyahatinde. Yine yapıyor bunu farklı kişilere. Onlar da sanırım legal action başlatmış. Sonra da Primo avukatıyla artık zaten nasıl bir avukat buldu anlamadım orada. İşte 40 <laughs> yaşında bir kadın benim 20 yaşındaki işte müvekkilimden yararlanmaya çalışmıştır falan diye böyle karşı dava açmaya çalıştılar. Açtılar. Benim <laughs> yazık yavrum. <laughs> De şeyle 4 milyon dolar maaşla bu kadar avukat tutuluyor abi. <laughs> <Kusura bakma. gülüyor> Maaşı yetmemiş. <değil> mi? <laughs> yetmemiş. Bu arada kadının avukatı daha önce bu konularda başka bir NFL oyuncusunun galiba. NFL. Aynen aynen. Başka benzer bir konuda şey yapmış birisi. Yine NFL yani, oyuncusunun Bu ettiği bir şey. da hani Udoko meselesinde benim asıl... ya ben açayım evet. diye söyledim. hani Aslında hepsi evet. birbirine bağlı ya artık. <laughs> yani Udoko benim asıl şeydi ya. Hani ne olduğunu bilmediğim için şimdi adama şimdi ne diyeyim ya yani, bir şey diyemiyoruz. Hani ortaya çıkana kadar gerçekten ne olduğu fazla spekülasyon yapmak istemiyorum ama hani bir, yana, bir yana koyarsak bu olayı, <laughs> basketbol açısından daha da ilginç yani Udoka'nın netse uyumu. Evet adamın ya. hani um, Kyrie Simmons ile falan nasıl uğraşacak abi adamın? <laughs> Udoka yani bildiğin old school hoca yani. Asabi, masabi bir adam böyle. Girip böyle, öyle bir moladan sonra bir sahaya girişi var adam böyle tek sintiyle bakıyordu yani takımına <laughs> geçen sene. Bana taktik olarak bence çok yeni kafalı ama dediğin gibi yani hal tavır olarak da çok eski kafalı yani çok sert. Ya bazı oyuncular ona şey veriyor mesela Celtics oyuncularını o açıdan şey yapmak lazım. Adamlar dert etmediler onu. Ama lazım daha Yani disipline hayden hoca ama işte Durant gibi, Kyrie gibi, Prima Donna böyle o biz <laughs> şeyiz. Orta yaşlı evli çiftiz. Biz bu takımı yönetiyoruz falan diyor da adam bundan 6 ay önce. Evet. Şimdi Kayra oturup böyle Udoka'nın yapmadığı savunma yüzünden ona bağırmasını bilinecek. O çok ilginç bir konu. <laughs> Hazır Udoka'yı almışken hani gene adamın ne yaptığını bilmiyoruz. Hani harbiden şeyse kötüyse artık defne falan olmaması gerekiyor. Zaten Tabii. ortaya çıkarsa da. Direkt şutlanmalı diyorum hatta. Hiç direkt yani. Ya bilmediğim için şimdi ne bileyim anlamadım hiçbir şey yani ne yapıldı. Hani kötü konuştu bilmem ne yaptı hani tamam. Belki sadece bir sene ceza alması gerekiyor. Hani belki şutlanması gerekiyor. Onun Ama... dışında hani hazır Urdakaya getirmişken bari şunu tamamen patlatın bu takımı. Baştan başlayın abi. Ha değil mi? Nets için diyorsun. Evet. Aynen. Zaten sonra gelecektim. Nets peki ne yapsın diye. Ben zaten bak orada hem fikirim. Kyrie direkt buyout. Durant da istiyorsa kalsın istemiyorsa e, güzel. Dur, Durant'ı hemen takas edin ya. Ya Alın 3 5 3... veren pick. E tabii canım 3 5 pick topla yolla yani. Ben Simmons'ı da zaten şu an yine takas arıyorlarmış. Veteran şutör arıyoruz falan işler diyorlardı. <laughs> bulurlar Ben Simmons'ı takas. Yani. Çok ucuza gider oğlum. Eric Gordon'u falan alsınlar bence. <laughs> Yanında pick veriyorlarsa bulurlar Ben Simmons'ı takas canım. Evet tabii. Anca öyle bulurlar yani. <laughs> Dediğin doğru abi. Nets ne olacak? Yani yıllardır bak ilk bu takım kurulduğunda da en çok gelen sorulardan biri şuydu yani bana da. a bu takım şampiyon olur mu ya abi? Kesin şampiyona kadar falan diyorum ki değil. Yani <laughs> önce bir takım olsunlar bir görelim sonra bakarız. Daha koçu belli değil takımın. Diki Neş gelmişti o zaman. Olur mu abi sen kayrı Hater'ısın. Sen şerefsizsin falan diyorlardı. Şimdi hepsi böyle düşünüyor abi. Yani olmadı sanki kayrı falan. <laughs> Anasını belli bir takımın yani. Hani daha önce olacağına dair bir şey mi almışlar? Hani adamın Cleveland'da ve Boston'da yaptıklarından sonra <laughs> bu adam çok mülayim bir adam ya. Yani bunu getirelim evet. biz. Bu kesin oynar, şey yapar. Toplam 118 maça çıkıp 100, 130 maç kaçırdı mı ne? Evet. öyle. <laughs> %50'sinden fazlasını kaçırdı. Abi şeyi hatırlıyorsun bak ilk Boston'a geldiği dönem yine seninle konuşmuştuk. Hatta Sanırım sen yazmıştın onu bana. Herif... Adam Brad Stevens'ın hocalığı bırakmasına neden oldu. Yani. Evet o adam. <laughs> Brad Stevens sikerim böyle işi lan. Böyle hocalık böyleyse ben çıkıyorum ben yönetici olacağım falan dedi gitti yani herif. Oh be kafam rahat diye yatıyor böyle artık. Aynen, oh kayrıyla uğraşmayacağım artık. <gülüyor> <gülüyor> Ki o zaman bu düz dünyacı kayrıydı. <laughs> Aynen o kadardı yani. Daha yeni başlıyordu. <laughs> Aynen. Brad Stevens'ı ben şey şokunu hatırlıyorum orada. Bunlar böyle çok iyiler abi. işte of-season mükemmel. Çin'e Çin e mi ne gidiyorlar? Kamp şey gösteri maçına, ilk sezon öncesi maçına. Kayrı bir anda takımdan kendini soyutlayıp kimseyle konuşmamaya başlamış. Brest'in falan da konuşmuyormuş. Böyle şok olmuşlar. Ne yapıyor bu falan diye. Böyle. <laughs> o gün zaten YouTube belli olmuştu. Bırak bizi, elleme, Kesin öyle bu arada ya. Kesin dandik YouTube videoları izliyordu orada. Oğlum bizi tekerten keler yönetiyormuş biliyor musun falan diye. <laughs> Kayra ne izliyorsun? Vallahi House of the Dragon Türkçe ama anlamıyorum ama adamlar komiye benziyor. <gülüyor> Habire gülüyorlar anlamadım. <gülüyor> ya da abi net şunu yapacak. Bak sana çok güzel net sönerimle geliyorum. Udoka geliyor. Kayra ile Durant da kalıyor. Primo'yu da çekiyorlar Free'den. Mayıs Bridges'ın da cezası Miles. belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Başka kim var ya? E, kim var Deniz başka? geliyor emeklilikten falan. Ya Deniz Rodman yine iyi adam. O deli yani. Hani düz deli. Hani... <gülüyor> <gülüyor> o arasından ben bir Vegas'a gidiyorum. Hadi 9 gün yokum. <gülüyor> evet evet. <laughs> <Gidiyorum. gülüyor> düz deli o. Yani başka kim olabilir diye düşünüyorum. Başka bulurlar ya. <laughs> bir, bir çıkar yani. Yani gerçekten bu arada evet Miles Bridges'in de cezası belli oldu. 52 hafta işte legal danışmanlık Çocuk bakım eğitimi, işte community service 100 saat falan. 3 sene boyunca da işte sana uzak durma bilmem ne bir sürü provision şey... Probationlar muhabbeti var, var galiba. Aynen probation var. Bir daha yaparsan içeri girecek yani o şeyde. Aynen zaten anlaşmayla almış. Davaya çıkmamış anlaşmışlar. O şekilde bunu almış. Tabii kim imzalar i̇şte bilmiyoruz herif. Kabul de. etmiş yine abi. Kabul et... Genelde şey oluyor... Ha suçunu Hı kabul dedi. etmiş değil mi? Evet. Yani ediyorsun işte hani hapse girmiyor ama bail işte post şeyle. Kefaretle mi? Serbest kalıyorsun. O dönem ha. içerisinde bir daha aynı suçu işlersen direkt hapse giriyorsun. Bu arada ben şeye baktım. Bu dediğin üzerine. Ee, onu da söyleyeyim sonra son sözü sana bırakacağım. Sonra toparlarız. Ee, Jason Kidd ile Chancey geçmiş hikayelerine baktım tekrar. Jason Kidd'in ki karısına şiddet. O da hmm. sanırım kabul etmiş ve konu bir şekilde ilerleyerek çözülmüş. İşte, işte, kendimi düzelttim falan gibi açıklamalarını yapmış sonra falan ama tabii kim inanır bilmiyorum. Blabsinki hmm. daha karışık. İşin içinde Antoine Walker falan da var, Ron Mercer. İşte ben... abi Antoine Walker falan deme şimdi <gülüyor> <gülüyor> Antoine Dünyayı övdüyse ben desteklerim. <laughs> Antoine Walker dünyanın en iyi değil mi abi. Niye öyle diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Düz dünyanın o dönem bir hanımefendiye yine tecavüz olayı var ve bu üçünün işin içine karıştığı söyleniyor. Üçü de bir şekilde bundan yırtmışlar. Hani dava ne şekilde gelişmiş çok detayını sonradan bulamadım ama bir şekilde yırtmışlar bundan. Mesela o konu da çok karanlık. Portland'a sorduklarında abi o konuya girmiyoruz falan deyip geçmişler blapsla anlaşırken. E şimdi konuşulmuyor mesela. Udoko... Mazula'nın da var bir şey galiba. Mazula'nın da var evet onun da M şid şiddet var sanırım sen birini dövmüş mü o evet. dövmesi şey değil de aile işi değil de bir, bir birisine saldırmış mı bir yani? barda galiba bir barda birine saldırmış kadına sanırım öyle kadına mı saldırmış o tuhaf ya bir şöyle, terimi ki... var onun ya bu dedim ya NBA'de bu bayağı yaygın bu işler hani her bir olayı çıkan da bütün ömrünü kariyerini bilmem ne kaybetsin bilmiyorum demiyoruz da hani bir İnsanlar cezasını çeksin ondan sonra bir, bir daha bir şansı olsun tabii ki ikinci bir şansı ama Udoko gibi de <laughs> bir ay <laughs> tatil yaptı tamam başka bir şey geçti ne oldu şimdi bu adam ne yaptı ne cezası oldu ne şey oldu nasıl bir sonucu oldu bilmiyoruz yani bu kadar da olmaz. Ya en azından Regal Action ya, ya da konu da... aydınlanana kadar. Ha, aynen. Aynen şey olsun yani Neyse iyi oldu ya. Udoko gitsin oraya boş ver. <laughs> <laughs> Belki Kayri'yi alır döver filan güleriz. Simmons'ı tehditle şut attırsa ya bir noktada. <laughs> Udoko bir de şöyle şey siyah olması da iyi. Kayri evet. Udoko'yu şey yaparsa o şey kartını da oynayamaz. Çünkü ne şey oynuyordu onu büyük ihtimalle. Aynen bu arada. Ya çok Hudga ya. abi. zaten bastığında oradan bağladı. Bence hani Tatum'u çok bilmiyorum da özellikle Smart ve Jalen Brown'u kesin oradan bağladı yani. Çok da mahallenin adamı gibi biraz da böyle o yüzden hani bu konuda tartışılmıştı. Breastims biz siyah koç istiyoruz demişti. Ben çok desteklemiştim bunu çünkü tam onlara uygundu. Ee, aynı konu dediğin gibi Nets'te de var şimdi. Ama Nets'i kurtarır mı? Orada da sana hak veriyorum çünkü <laughs> daha kötü olabilir her şey yani. Bu kadroyla kurtaramaz. <laughs> um, hazır eğer Udoka devam edecekse eğer ceza almayacaksa ya da şey olmayacaksa hazır hocayı aldınız. Ya en azın şey yaparlar büyük ihtimal. Hani direkt patlatmazlar da alacı sen bakalım seni dinleyecekler mi der derler. En azından bir hocanın arkasında bir geçerler. Bu şey de zaten um, Ney Netsin GM'i Sean Marks'ta. Sean Marks Adamın Net'si devraldı. <gülüyor> dönemde <gülüyor> darmadağındı. Sonraki Nehatkısı işte buldular pikleri olmadan kıyıdan köşeden takım kurdular. Gayet iyiydi i̇şte... o takım bu arada. Yani orada adam böyle şeydi. O günden beri adam resmen hala o ne yapıyor orada? Onu da neden kovulmadı? Neden hala GM'lik yapıyor? O da bir şey. <laughs> en azından Şarmax da birazcık taşaklarını kaybettiği yerden çıkarsın, bulsun. Biz <laughs> bu hocaya getirdik artık bunun arkasını nasıl du duracağız? Hani eğer bu hocanın dediğini yapmayan varsa anında takas ederiz. Diye versin bir zahmet. Aynen artık <gülüyor> biraz <gülüyor> bir tavır konması şart doğru diyorsun. Yani ben bunu Arsenal'den biliyorum. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <önce> oluyor <artık. gülüyor> evet ya yani, kara venger günleri. <laughs> Ondan daha da ötesi onun sonrasındaki e Fantastik dönem. Evet ya. Neyse işte. Kötüydü. Doğru hocayı bulup onun da arkasında durmanın çok fazla. Yani bir kurumsallaşamayan takımlar zaten bu şeyin gerisinde kalacaklar. Hala Clippers'ın hatta Clippers şey değil yani. Adamlar kurumsallaştı yavaştan. Hani Golden State'in Miami'nin ...işte Toronto'nun... ...falan olduğu bir ligde... baksın. ...hani kurumsallaşamayan... ...ve de hani Box bile birazcık... ...geride şey açısından... ...sahiplerinin gücü açısından... ...hani finansal gücü Hı -hı. açısından... Um, ...ama hem finansal gücü olup... ...hem de kurumsallaşan takımlar... ...bundan sonra... ...anca yani... ...şans eseri işte böyle... ...drafttan şu geldi bu geldi filan diye... ...anca şey yapabilirsin ancak Eğer, denk gelecek. Yani George Sahi gibi adamlar ben yüz milyarca, milyonlarca doları görmeyeceğim bu takımı. Sonra da maymun olacağım. <laughs> Demeye devam edecekse öyle derdi ama büyük ihtimal ya bunu yapacaksın ya da her sene NBA'in şeyi olacaksın. <laughs> Taşak olan olacaksın. <laughs> evet, rezil olacaksın. <laughs> Aynen. Vuracak bütün gün <laughs> sana. Aramlı rezil oluyorum canım. Satayım bunu gideyim ben şey alayım. <laughs> Premier Lig'den takım alayım falan diye. Zaten Çin'den kaçmak için geldi herif. Bir de mutlu da olamıyor yani. <laughs> Okey. O zaman ilk programımız asla ismini bilmediğim şu anda bu programımızın ilk bölümünün sonuna geliyorum. Kısma. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok abi. Yani... Hiç basketbol konuşmadan program oldu. <laughs> Güzel. Vardı. Tam istediğim gibi. <laughs> bir dahaki Yine suç oldu. yeni bir Benim suç Benim işte. ortaya çıkmadı. <laughs> Estağfurullah. Olur <mu? gülüyor> Ya yani bir dahaki suç işleyen ilk oyuncuya kadar bu konuları umarım kapatabiliriz diyeceğim ama hiç umutlu değilim yani her an bir şey çıkabilir diye artık korkuyorum deyip o zaman görüşeceğiz bir sonraki bu serinin yeni videosunda kendinize iyi bakın bay bay